irsaliye uygulamasına bakarsak, malum hem sevk irsaliyesi var, hem taşıma irsaliyesi var. E-irsaliye uygulamasının kapsamı sadece sevk irsaliyesinden ibaret. E-irsaliye uygulamasından yararlanabilmek için, dediğim gibi her uygulamanın merkezinde e-fatura olduğu için öncelikle e-faturadan yararlanıyor olmak lazım. Buradaki kapsamı az önce madde madde tabloda da görmüştük. ÖTV 1 sayılı listedeki mallardan dolayı EPDK lisansı olanlar, ÖTV 3'ten dolayı mükellefiyeti olanlar, maden kanunu kapsamında işletme ruhsatı ya da sertifika sahipleriyle bunları işletenler. Şeker kanunu kapsamında işte yer verilen şekerin üretimini, imalatını gerçekleştirenler, gitip 72 ve 73'ten demir çelik ve demir çelikten yapılan eşyaların üretimini, ithalatını yapanlar, Tarım Orman Bakanlığı'nca yürütülen gübre takip sistemine kayıtlı olanlar ve e-fatura uygulamasına kayıtlı olanlardan 25 milyon TL'yi aşanlar. Ayrıca yine halk kayıt sistemine bildirimde bulunan toptancı ve tüccarlar da, komisyoncular da bu kapsamda zorunluluktalar. Burada da e-irsaliyede de takvimi 1 Temmuz 2020'yi erteledik. Halk kayıt sistemine bildirim yapan 14 bin mükellef dışında. E-irsaliye uygulamasını içine bir ticari fatura senaryosunda olduğu gibi irsaliye yanıtı diye bir kavram getirdik. Kullanımı zorunlu değil. Amacı da şu: bir mal gönderdiniz, karşı taraf malı aldı. Daha size bildirmeden ya da bununla ilgili bir itirazda bulunmadan sistem içinden size şunu diyebiliyor: ben bu malların tamamını kabul ettim ya da bu malların şu kısmını kabul ettim, bu kısmını şu gerekçeyle kabul etmedim. Ya da fiil istek başlamadıysa siz sistem içinden irsaliye yanıtıyla irsaliye belgesinin tamamını reddedebiliyorsunuz. Fiil istek başlamadan dememizin nedeni de şu: malumunuz sahte belge ticareti, akaryakıt kaçakçılığı gibi süreçlerde aynı irsaliye ile gün içinde müteakip defalar sevkiyatlar yapılabiliyor. Ya da hiçbir denetimle karşılaşılmadıysa günün sonunda irsaliye belgesi iptal edilebiliyor. Bunun önüne geçmek için de e-irsaliyedeki mevzuat tarafımızda da konuştuk. Aslında sevk irsaliyesine iptal diye bir mevzunun olmadığını dile getirdiler. Biz sadece fiili sevk zamandan önce olmak kaydıyla belgenin iptal